Merhaba dostlarım, Nerivan Oyun TV ekranlarında ve Age of Civilizations 2 İtalya serisine hepiniz hoş geldiniz. İtalya ile modern zamanlarda Roma İmparatorluğunu kuracağız. Alt saldırganlık seviyesini 70 olarak belirledim, yine aynı şekilde zorluğumuzu efsanevi yapıyor ve oyna diyorum. Ve yeni serimiz başlıyor dostlar, hepimize hayırlı olsun. Şimdi İtalya'ya tıkladığımız zaman da önce bir İtalya Krallığı'nı kurmamız gerekiyor. İtalya Krallığı'nı kurduktan sonra akabinde bize Roma İmparatorluğu'nu kurmamız için görev verecek. Bunun için de ben çok hızlı bir şekilde bu bölümde yetiştirebilirsem şayet İtalya Krallığı'nı oluşturacağım dostlarım. Şöyle tıkladım, şurası bir gelsin. Tıkladım hemen. Şimdi ekonomik büyüme, gelir, üretim gelirini şu seviyelerde tutacağım. Araştırmaya 10 vereceğim. Ordu bakımına da bir 8 vereceğim. Hatta 9 verelim, eşitlik bozulmasın. Bu şekilde başlayacağım İtalya serisiyle. Öncelikle İtalya Krallığı'nı kurmamız için şuradaki Slovenya toprağını almamız gerekiyor. Buradan başlayacağım. Slovenya ile start almak istiyorum. Amacım bu yönde olacak dostlar. Hatta ekonomik işine yatırımları birazcık şöyle arttıralım. Ekonomi biraz daha hızlı gelişebilir, hızlı kalkınabilir. Nüfus diyeceğim. Nüfusun iyi olduğu yerlerden asker basıp Slovenya'yı önce bir lav etmem lazım. Burayı alacağım ki devamında biraz daha hızlı oyun tüketebilelim. Şimdi 10.000 askerle ben önce buraya gireceğim. Artık ne çıkartabilirsek buradan. Tamamdır. Slovenya'yı çok kolay bir şekilde almış olduk. 3 tane eyaleti vardı. Tamamını aldım. Güzel. Burası için hızlı bir şekilde asimilasyon da yapalım. Mevcutluk askerlerim buraya doğru çektim. Tekrardan bakacağım ne gerekiyor bizim için diye. Alan belli. Slovenya kendini düşman olarak göstermiş ama yapacak bir şey yok. Slovenya zaten toprağa kalmadı. Akabinde Hırvatistan üstüne bir sefer düzenleyeceğiz. Bunu yapmamız gerekiyor. Bir de şuraya ben bir liman yapacağım. Buradan da şuraya asker çıkarttık mı işimiz çok da uzun sürmeyecek inancındayım. Tur başına getirimiz çok fazla yok ama. Tamam, çünkü akabinde ben şuradan boylu boyunca aşağı doğru inmek zorunda kalacağım. Burada bastığımız askerlerin bizim için çok da fazla bir ehemmiyeti yok. Yani bizim için bir zorluk oluşturacaklarını düşünmüyorum. Tamam. Sen zaten oraya kadar gidiyordun. Şuraya alabilirsin. Sen de burayı bu yolla al. Bizi üzme hiç. Çok güzel. Hırvatistan'ı da almış bulunduk. İlk etapta İtalya Krallığı'nı hızlı bir şekilde kuralım ki akabinde bize oyun zevkinden herhangi bir mahrumiyet yaşatmasın burası. Buraya liman kurmadan buradan biz bu askeri... Aa, askeri çıkartmama gerek yok gerçi. Pardon, doğru. Zaten kıyıdan gitmeyi planlıyorum. Tamamdır. Buradaki asimile işlemlerine bir el atalım. Bütçemiz çok yok. O nedenle kısıtlı bir imkanla ilerleme sağlıyoruz burada. Tamamdır. Karadağ ve Arnavutluk, ondan sonrasında ise Yunanistan almamız gerekecek. Güzel.
Karadağ giriş yapıyorum. Hızlıca geçiyorum. Dediğim gibi sebebini anlattım. Hızlı geçmemin sebebini. Çok fazla zaman kaybı olmasın artık bizim için. Yalnız şaka bak, adamlar bayağı askerimiz yedi bizim ama. Cidden hakikaten bayağı askerimiz yediler. Asimilasyonlar devam etsin. Zagreb'de şöyle bir festival etkinliği düzenleyelim. Tamamdır. Bunları kendine gelir. Başkentimizden asker çıkartıp buraya takviyede bulunalım. Hop. 1000 altın turu başına. İyidir. Arnavutluk üzerine saldıracağız. Evet, bayağı hızlı gelişiyor Atakan, farkındayım. Tamamdır. Arnavutluğu da aldıktan sonra burada kısa bir bekleme yapacağız artık. Belki 5-6 tur kadar. Kendi bünyemizi bir toparlayalım. Tamamdır. Sonrasında ise tabii ki Roma İmparatorluğu yolunu ilerlerken de bu Balkanları da toparlayacağız. Balkanları da yarım bırakmayacağız tabii ki. Ama onun öncesinde burası için iyi bir askeri birlik oluşturmam lazım. Yunanistan boş beleş yerler değil. Bir de Roma'dan asker çıkartırsak bizim işimiz tamamdır. Tamam, kıyı şeridi için takviye birimiz var. 20 bin askerleri Yunanistan'a alabilir miyiz? Şöyle bir ultimatum göndersek vasallaşması için. Acaba böyle bir şey girişir mi? Tabii ki de girişmedi şu anda. Yunanistan'ın dostları kim var? Romanya var, Amerika var ve Fransa var. Yapacak bir şey yok. Ben giriyorum. Ama tabii ki biz buraya liman yapmadığımız için buradaki askeri birikim buraya atamayacağız şu anda. Ah, hatanın ağ babasını yaptık şu anda. Bir de şuradan asker çıkartalım. Güzel bir atakla karşılaştık. Ben atladım tabii ki buradaki liman olayımızı. Ay maşallah, iyi askerle geliyorlar şu anda. Şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki ana topraklarından ilişiğini kesersek bu tarafın bizim işimiz biraz daha rahat olacaktır. Tekrardan oradan bu tarafa asker getiriyor. O şu anda buna mecbur. O zaman biz de şöyle yapalım. Yunanistan için birazcık fazla acele etmiş olabiliriz. Tamam. Atina için şu hattı almak istiyorum.
Adam oradaki bütün askeri birliğini bu tarafa doğru çekti. Bizim askerlerimiz nerede? Aldılar bizim askerleri 5000 askeri. Hayır almadı. Biz buraya geliyoruz şu anda. Güzel. Tamam, siz oradan gelin. Tamamdır. Arkalarına takviye birlik çıkartalım. Sen niye buradan buraya geçemiyorsun da atak yapıyorsun arkadan? Tamamdır. Şuradan asker çıkartıp yukarıdan aşağı sallandırırsam ben burasını böyle 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 fethi yapacağım. Hi guys. Tamam. Arkadaş adamlarda ne inat varsa maşallah. Hırs yaptılar şu anda. Bırakmayacaklar topraklarını ama ekonomiksel açıdan bir şeyleri kalmadıkları için ellerinde. Tamamdır. Şu bölgeden birazcık tedirgindim. Yunanistan bizi çok yorsa da ilk bölüme nazaran Yunanistan'ı da aldık. Adalarda asker bırakalım. Atina'ya doğru gelin bakalım. Şu anda bizi Suudi Arabistan dost medeniyet ilan etmiş. Zeus'un torunlarını eledik diye büyük ihtimalle. Tamam. Ama iş burada bitmiyor çünkü Libya'nın da sınırlarını almamız gerekiyor diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum da şöyle bir bakalım bir kez daha. Ne vasalı ya? Aynen, şuraları da almamız lazım. Zaten bir tek Libya'da kaldı topraklar. Ondan sonrasında ise Roma için, Kutsal Roma İmparatorluğu için bütün hazırlıklar tamam olmuş olacak. Birazcık tur atlamamız lazım. Bakiyemiz biriksin yeteri kadar. Ondan sonrasında bir çıkıntılık yapacağız burada tekrardan. Şurada bir liman yapacağım. Burun kısmına ve fulle patron. Yapma işte. Tamam, bütün askeri birliği ben şuraya çekeyim. Biraz daha tur geçelim burada. Güzel.
Atina'dan bir şey çıkmaz tabii ki de daha ama en azından çıktığı kadar kârdır. Şuradan 20 bin asker toparlayabilirsem toparlayacağım zannedersem. Çoğuna da gerek yok. Tamam, 25 bin asker. Şu kıyı şeridini aldığımda yetecektir. 2,5, 2,5, 2,5 dalarsak buraya. Tamamdır. Aldığımız andan itibaren direkt buraya hadi ama o kadar da zor değildir burası bence ha? Tamam. Libel'e bu kadar çok uğraşmayı %61'ini mi aldık biz Libya'nın? Ey Libya. Sadece bir denemek istiyorum aslında ama galiba Libya yarıdan çıkıyor. Ben sadece sınır hattını alsam yeterli olacaktı benim için. Hay oyun gibi oyun. Neredeyiz? Buradayız. 750. Şöyle bir atalım. Seni de şöyle çekelim. Ekstradan asker getirmeyeceğim buraya. Bu askeri birlik yetecektir. Yetti. Tamam. Kaddafi'nin kemikleri sızlıyordu, farkındayım ama. Ve Libya'nın da tamamını fethettik. Ve ilhak işlerimizi de tamamladık. Libya tamamen bizimdir. Şimdi bütün askeri birliği ben bu tarafa doğru çekeyim. Tamam, burada şöyle bir şey kalsın, süspansiyel birlik. Şimdi şöyle çekivereyim beyler. Şimdi sıra geldi tabii ki de Büyük İmparatorluğu tekrardan geriye çağırmaya. İlk bölüm hızlandırmış şekilde savaşları ilan ede ede ilerledim. Sebebini de anlatmıştım zaten. İzahında da bulundum size. Roma İmparatorluğu'nu ilk bölümden kurmak istiyorum çünkü. Hani kuralım ki ondan sonra oyunun ana hatlarını, ana gidişatını ona göre şekillendiririz biz bir kez daha tekrardan. Ama buraları böyle asimile etmemiz lazım. Her yerde de böyle uğraşırsak işimiz var. Oho. Devam deyince bir sonrakine atlaman lazım. Tamamdır artık ya. Buralarda bir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Şöyle açtım. Evet, İtalya aslında çok haklı. Afrika üzerine ilerlemekte. Şimdi İtalya'ya geldiğimiz zaman da İtalya Krallığını kur diyorum. Tıkladığımızda ve işte İtalya Krallığını kurduk değerli dostlar. Hemen seçtiğimizde de Roma İmparatorluğu çıkıyor. Roma İmparatorluğu için ise İspanya, Portekiz, Fransa ve yani görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin yarısı ve önemli Balkan toprakları yer almakta. Tabii bizim için birazcık zor olacak. Yine Türkiye ile savaşacağız ama başka bir seçenek kalmıyor geriye. Yatırımları biraz daha arttırmanın zamanı geldi. Onları kısarsak iyi para kazanıyoruz ama gerek yok. İtalya Kralı ile Fransa dost oldular. Şimdi İsviçre'yi hedefliyorum ama bakalım süreç ne getirecek ne götürecek değerli dostlar.
Evet arkadaşlar, video ve seriyi beğendiyseniz şayet beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü ancak bu şekilde kanalımız büyüyor ve gelişiyor. Daha fazla insana ulaşma şansına sahip oluyorum. Ve hatta beğendiyseniz de paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Daha sonraki bölümlerde tekrardan görüşeceğiz. Roma İmparatorluğu'na bakalım nerelere geleceğiz, neler yapacağız. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Hadi bakalım, bay bay.